restorasyonu önümüzdeki yıl 2015 yılında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak. Şu andaki çalışmalar daha çok temel düzeyinde yapılıyor. Yani temellerin sağlamlığı, taşıma kapasitesi olup olmadığı. Ayrıca İtalyan ekibi bir projeler hazırlayacaklar. Hazırlama aşamasındalar daha doğrusu. Rölevesini çıkartıp bir restorasyon projesi sunacaklar. Aslında restorasyon projesi de kabul edilmiş, koruma kurulu tarafından kabul edilmiş. Ama yapım aşamasında, restorasyon aşamasında bazı değişiklikler olabilir şeyle, düşüncesiyle yeni öneriler sunulacak. Burada yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi sondajlar yapıyoruz. Edirne Koruma Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun öngördüğü yerlerde, caminin içinde ve dışında temel araştırmalarını yapıyoruz. Enez'deki bahçe içerisinde, Enez'de bahçeler arasında, daha doğrusu Enez içinde bir Roma dönemi hamamı var. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor Roma dönemi hamamında. İki tane duvarı günümüze kadar sağlam vaziyette ulaşmış. Diğer duvar kalıntılarını açığa çıkartıp planını ortaya çıkartma ve diğer birimlerini bulma, tespit etme çalışmalarını yürütüyoruz. Nekropolis çalışması sonlandırıldı. Bu seneki çalışmalar sırasında yine günümüzden yaklaşık 2600 yıl öncesine dayanan buluntular, yani arkaik dönemden Roma dönemi ne kadar ki zaman diliminde gömülerin yapılmış olduğunu saptadık. Değişik mezar tiplerine ulaşıldı. Buluntular arasında çok önemli kırmızı figür tekniğinde yapılmış bir pelike ortaya çıktı. Bunların yanı sıra Korint malzemesi de, yani Korint keramiğini gösteren, Korint'ten gelen bir takım malzemeler mezar hediyesi olarak bulundu. Diğer bir çalışma Kral Kızı mevkiinde gerçekleştirildi. Kral Kızı Bazilikası'nda gerçekleştirildi. Kral Kızı'ndaki çalışmalar sonunda bir yer altına doğru uzanan tonozlu 9 basamaktan oluşan bir tünelle yeraltı çeşmesine ulaşıldı. Yeraltı çeşmesine ulaşıldı. Çok önemli bir buluntu. İlk defa bir bazilikanın içinde böyle bir yeraltı çeşmesine rastlanmış olması tabii ilginç bir buluntudur. Da yine Kral Kızı Bazilikası'nda ortaya çıkmış olan duvarların sağlamlaştırılması çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmaların yanı sıra kazı evindeki laboratuvarımızda ortaya çıkan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan buluntuların konservasyonu yapıldı. Onlar tamamen restore edildi, temizlendi. Yani konservasyon ve restorasyon çalışmalarına bu şekilde devam edilmiş oldu. Bir başka çalışmalarımız çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları, yani öğren yerinin temizlik çalışmaları, orada o da gerçekleştirildi. Önümüzdeki yılki çalışmalarımıza gelince,
bu alanlarda devam edilecek. Ayrıca bu sene son aylarda, son ayda veya son günlerde kazısına başladığımız Roma dönemi hamamına devam edilecek ve hipokavsu ortaya çıkartılmaya çalışacak. Tamam, planı da ortaya çıkartılmaya çalışılacak.